Annem 5 de 7 de bakabilirsin. Bak şurada 7 numaralar var. Görüyor musun? Nerede? He, burada. Ha, 7 yazıyor. Kaç orada. Tane kaç tane alacaksın? Çok al ya. 10 tane falan al. Şöyle göstereyim hemen. Burası neresi? Burası Edeka. Şöyle 88 kuruşa barillalar. Biz de hemen bunlardan da alalım. Al onlardan. Bir de makarna seçelim annem. Hangini istiyorsunuz? Bak şunlar güzel oluyor. Şundan alalım. Ondan sonra... Fuliş Hanım gel yardım et. Az önce Neto'ya baktık da bulamadık annem. Evet göstereyim. Çoğu zaman şöyle bakın. Fulya. L'ler bulunmuyor. L'ler... Annem 40 tane al. 30 tane az. Yumurta işi de Fulya da kontrol ediyor. Hemen buldum ya. Bak bakalım hadi. Şuraları boşalmış gördüğünüz gibi. 40 tane al gel tamam mı annem? Evet şöyle gösterelim. Ayıslar da yine 1,69 kuruşa. Evde çitrastella var bunda. Bir de ne vardı? Çikolata vardı. Erpiye var bak bir tane de. Ya da şöyle karışık varmış. Karış bunda. Gördün mü? Karışık var. Bayağı bir şeyler bulduk yine Edeka'dan değil mi? Kısçelerimin şansına 1,69'a. Aldınız mı Ayıslar'dan? Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bazı hoca öyle bitiriyor 5-6 saniye. Ondan sonra videoya açılış yapıyor. Bizde öyle bir şey yok. Aynen öyle. Ben hemen hızla. Hücum içeri giriş yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Evimizde su kalmamış. The Jagged Korkmaz ailesi her gün dışarıdasınız alışverişte ama bizim de maalesef unuttuğumuz bir şeyler oluyor. Eksiğimiz bir şeyler oluyor. Tabii ki. Su almaya diye çıktık. Gene elimizde olduğunu geldik. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Instagram'da Edeka'da bir tane bizi takip eden takipçimiz çalışıyormuş. Bana da yazmış. Bu hafta barillalar şeyde Edeka'da ucuz diye. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yumurta almaya da oraya girmiştik. Biz de nasiplendik yani. Yani. Hemen ne aldık? Bir aksiyona uğradık. Şimdi merak ettim ya. Bir dur bakalım bir. Aksiyona uğradık da şöyle benim bir şeye ihtiyacım vardı. Dolabın altına sermeye su geçirmesin diye bir oraya bunu buldum. Dur bakalım. Bir oraya neymiş bu? İnci muşamba. Ha bir de bu şey. Tövbe estağfurullah. Kullan at gibi. Masa örtüsü gibi şöyle bayağı büyükmüş. Neyse şunu aldım bir tane böyle. Yeni olduğuna kokuyor bir de. Şurada dursun. Bunu kesip dolabın altına sereceğim şeye. Bir tane bunu aldık. Ondan sonra karışık karışık çıkar. Edeka'dan Allah'a şükür bugün yumurtayı bulduk yine. L'lerde. Her yerde S var niyeyse. Herhalde yumurtalar soğuktan etkileniyor mu? Ne yapıyorsa tavukla. Ya şimdi bir o oluyor. Bir de ikincisi yani yumurta kesen tavukları kestiği için yeni nesil tavuk büyüdü mü o çabuk yetişemiyor. O S'ye başlıyor. Yani, tabii öyle. Dikkat etmemiştim ama daha varmış. 4. ayın 16'sına kadar. O zaman biz onu çok daha hani yeriz. Kim kala kim göre. Evet şöyle hemen... Bayağı bir yumurta aldık. 50 tane olması lazım herhalde. Zaten kadın kasacını da bir tevekkülü Paskalya bayramı kutluyoruz diyor. He bayramı kutluyoruz. 50 tane yumurtayı görünce diyor Paskalya bayramını kutluyoruz diyor. Eşim de yok. Biz normalde de hep her zaman böyle çok alırız dedi. Dikkatini çekmiştir yani. Yumurtalı boyunca mı diyor? Ne bayağı basılar. Biz 20 herkes kalkıp da bir şeyde 50 yumurta almıyor ki Almanları biliyoruz. Yani. En fazla aldıkları 10 yumurta alırlar. O yüzden dikkatini çekmiştir. Tabii ki. Şöyle 50 tane yumurta aldık. Şöyle hemen ayıs aldık. Buz gibi yiyin diye. Ayıs da böyle şey gösterin yani. Bir gösterin bir gösterin. Bir gösterin tam akıllı. Niye? İşte bir de ayıs işte. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim ayıs bu. Hakikaten. Çocuk gibi yiyorum bunu. Yerim. Şimdi bile konuştum. Ayıs. Rocket. Ondan sonra şöyle hemen göstereyim. Bakın bunlar 1,69 aymış. Bu markalar. Şöyle kaliteli oluyor. Bunlar gayet güzel oluyor. Mövünpek. Ondan sonra iki tane de bunlardan aldık. Bu sırada yoğurtlu aldık. Mişinti aldım şöyle. Mişintiyi Edeka'dan böyle bulunca bunları. Üç tane maya aldım. Dedim vallahi fay atakları artık tatiller geliyor önümüzde. Zaten unumuz var yeterince. Bir de maya oldu mu gerisi hiç şey değil. Şimdi biz fay ataklara göre ta fay atakla geçeceğiz olarak alışverişe gitmemeye karar verdik. Ama Allah ne gösterir bilmem. Vallahi bak ha. Şimdi öyle diyorum da bilemeyiz. Allah ne gösterir. Ya bakarsın... ben de sıkıldım her gün bir yere gitmekten. Allah sıkıldım ben. Sen çok gitmiyor ben gidiyorum. Ben severek gidiyorum. Evde işlerim kalıyor ya. Vallahi evde işlerim kalıyor benim ya.
Öyle de sen dedin ya hadi bir şöyle gidelim dolaşalım diye. Ben demedim güzel diye. Onun canı sıkıldı. Onun için evet. O yüzden ben seviyorum. Herkes ne derse desin. Ve aksiyondan şöyle makyaj şeyleri aldık. Yine bu ne işe yarıyormuş bilmiyorum. Yanakları gösteriyor da. Yanaklarımızı 50 yaşında kadar 20 yaşında mı yapıyor artık bilemeyeceğim. Ne bileyim vallahi kız aldı. Vallahi işte alıp boş kalmasın diye benim kızla her şeyi alıyorlar. Şöyle bir tane daha almışlar. Bu ne? Ne bileyim bu nedir yani. Yok yok işte bizim evde. Bu da böyle bir makyaj şeyi. Üzerine bir şey de yazdım. Tamam. Tanrı'na göre var bir şey. Ondan sonra şöyle bir tane mendil aldık Ede kadar. Evde bulunsun diye. DM'den. Ha pardon DM'den doğru Ede kadar. Costco DM'i görmeden orada yazıyor. Bakmadım bile. DM'den yazmış adam oraya ya. Doğru DM'e. DM'e de uğramıştık ya. O yüzden evet. Birkaç tane dükkana uğrayınca insanın kafası karışıyor. Ve şöyle spagetilerimizi 11 yazıyor. 7 numara evet. Bundan gayet bunları öğrendi. Numarasına göre alıyoruz. Şöyle 6 tane spagetti aldık. Dediğim gibi 88 kuruşa hiçbir şey değil inanın. Kupon ihtiyacı yok. Arkadaşlar normal fiyattır. Girin içeri evet. Alın gelin. Herkes alabiliyor yani. Bir de bir sürü vardı. Çeşitleri olsun şey olsun. Size kalmış bir şey. Kaç tane alırsanız alın. Hiçbir şey yok. Biz genelde bunu seviyoruz. Şöyle göstereyim. Barilla. Evet. Eleverde. Şekil olarak. Şekil evet. Olarak. Evet. Ha, şekil olarak. Şekil olarak aynen. Şekil olarak böyle. Bizim makarna yormayacak. Kaç tane bundan almışız acaba ya? 6. 6 tane mi? Evet. 6 tane makarnasını almışız. Şöyle 6 tane de spagetti olması lazım. Evet. 6 tane de spagetti aldık. Ondan sonra depomuzda az kalmıştı. Şöyle hemen bir tane el sabunu aldım DM'den. Ha şimdi aklıma geldi DM'e girdiniz. Bu arada. Bir tane de DM'den şöyle siyah maske aldım. Bunun da fiyatı gayet uygun oluyor. 2.79 mu? 3 euro arası bir şey. Öyle bir şey. Gerçekten çok güzel oluyor bunlar. Gerçi benim evde çocuklar bana bırakmıyorlar. Canı sıkılan hep sürüp duruyor. O yüzden bir tane de... Arkadaşlar barıyla almayan alsın. Yani makarna yedim kalitesi yiyeceğim. Ucuzu çok tat vermiyor. Bir tane Türk marka var Ankara gibi. O da idare eder de yani bunun kalitesi tutmuyor. Barıyla başka oluyor. Evet. Hakikaten yani barıyla yemesi yani tadı olarak... Çok başka bir fiyatı Türkiye'de kaç para bilmiyorum. Yani burada genelinde reklama geldi mi 80 kuruşla 1 kuruş arası, 1 euro arası oluyor. Evet. Hakikaten Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Geçenlerde Kaufland'da 1 euroydu. Burada mesela Edeka'da 88. Ben de bilmiyorum ki Türkiye'de valla. Hemen şey Almanya'da yaşıyorsunuz, Avrupa'da yaşıyorsunuz. Geliriniz normal bir düzeydeyse. Hani 30 kuruşa 40 kuruşa bakman Barilla yiyin. Hakikaten evet. Yani kalitesi çok başka. Çok güzel oluyor değil mi? Hani Barilla yiyemeden ölmen öyle diyeyim size. Bugün biraz kameraman konuştu. Ben yoruldum o yüzden fazla kendim şey yapmıyor. Ha işte gitme şerefimiz. Bir tane de aksiyondan şöyle hemen torba aldım. İçerisine etleri, köfteleri koymaya. Ondan sonra bir de olmazsa olmaz bize de yemin. Şu temizlik şeyi ben bunu çok kullanıyorum valla her yerde. Ana laminatları silerken suyun içine koyun. Muslukları dökür, her yere dökürüm. Evet şu bundan yemeği böyle kullanıyoruz. Yok atıyoruz yemeği. Yemeği de atıyoruz. Tövbe sağlık. Doğru. Yemeğimiz güzel koksun diye ona da katıyoruz. Katıyoruz. Biz bizde öyle bir huyu var. Temiz olsun yemeğimiz. Ya. Şaka olsun ya hamile. Aynen öyle. Şunu ben bir şey yapayım da yeni ya. Bayağı bir kokuyor. Başka bir şey kaldı mı? Vallahi zaten bu alışveriş değil. Gördüğünüz gibi böyle su almaya gittiydik bulunca aldık. Çerez. Çerez bunlar. Çerez. Bizim alışveriş olunca genelde masamızda oluyor. Evet. Dondurmalar erimesin. Dondurmalar erimesin o zaman. Birazdan görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar. Tatlı sever misiniz bilmiyorum. Şöyle çikolata tatlı sevenler için. Evde muzlar vardı. Sağa sola geziyor muzlar. Kimse yemiyor. Dedim en iyisi ziyan olmasın. Şöyle muzlarımı yani böyle az görünüyor gibi ama bayağı vardı. Muzlarımı güzelce şöyle doğradım. Ondan sonra bir paket çikolatayı Bermer usulü güzelce erittim. Yani şu görmüş olduklarınızda komple bir paket çikolata gitti. Eğer fazla yapmak isterseniz iki paket çikolata kullanmanız lazım. Ondan sonra şöyle hemen çubuklarımı dizdim. Çikolata döktüm üzerlerine de. Bunlar böyle kurusunlar. Daha şu an çok yumuşak. Çocuklar da afiyetle yesinler. Hadi bakalım. Yani illa bu çikolatadan olması gerekmiyor markası. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ay, bir anda telefon düşüyordu elinden neredeyse. Sanki gece yarısı gibi ya Rabbi. Şöyle bahçelere indim.
mübarek sabahtan beri yağmur hiç durmadı. Öyle yağmur yağıyor ki. Bakın şöyle anlarsınız zaten. Her yer su oldu su. Toprak da suya doğdu. Şuralara bir şey ekeceğim ama malum hava şartları bir türlü el vermiyor. Yağmurdan dolayı. Şöyle geçeyim de. Şurada da pırasam var. 4 tane mi 5 tane mi bir şey. İlk defa geçen sene pırasa ekmiştim bahçeme. Pardon ektim diyorum yani diktim böyle hazır fidasını alıp. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim yani. Özellikle ben böyle beyaz yerini değil de yapraklarını yemeyi çok seviyorum. Bizim Ege'de Simav tarafında Kütahya'da pırasanın yaprakları böyle koparılır yeşil yeşil. Yemeğin yanında tüketilir. Çok güzel olur. Allah nasip ederse bu sene de alıp bahçeye bayağı bir dikeceğim. Anam kimleri görüyorum oradan ben? Kimleri görüyorum? Bak sen bak bak bak. He? Dur sen geliyorum kıyınıza bir dur. Çimenler de ıslak. Bir de terlik giydim yazda gibi. Dur geliyorum bakalım. Anam. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz siz yağmurda? Vah vah vah. Anam. Yağmur bunlara da yaramıyor. Şöyle güzel havada bunlar. Uzanıp yatıyorlar değil mi? Sizi yaramazlar sizi. Aslında bayağı var burada ama diğerleri herhalde içeride. Hani kardeşleriniz nerede? He orlarda baksana şu da pamuk pamuk bembeyaz maşallah. He mahvettiniz bak her yere gazımışsınız.